Keşke ben gitseydim o kutunun içinde. Ben de teklif ettim Eren. Abi sonunun ne olacağını bilmiyorum. Ben gideceğim dedim. Nasıl olacak bu iş ben anlamadım. Abi böyle tek başına nereye götürseler gidecek mi? Hesaba göre adamlar buraya geleceklerdi. Ama yoklar. Abi de eğer yoklarsa müdahale etmeyin. Sonuna kadar gideceğim dedi. Siyah sancak füzenin güvenli bir şekilde nakledilmesi için gerekenleri yaptı. Harekete geçmek için bizden haber bekleyecekler. Tamam. Biz burada mı bekleyeceğiz? Peşlerinden gidersek fark ederler. O riski alamayız. Nasıl takip edeceğiz abi? Telefonu açık. Sinyalini görüyorum. Takip için risk taşımayan bir mesafeye ulaştığında abi bize haber verecek. O zaman yola çıkacağız. Füzeler teslim alındı Rafael. Bu gece Dark River'a ulaşmasını planlıyoruz. Mühimmat deposunu hazırlayın. Emredersin Arya. Gidiyoruz. Acele ettiğim için kusura bakma ama bir yolculuk için erken kalkmak zorundayım. Ben de önemli bir telefon olduğu için toplantıyı bölmek zorunda kaldım. Ama hızlıca toparlayalım isterseniz. Sizin elinizde Türkiye'nin maden sahası ile ilgili bir araştırma var mı? Benim elimde tüm dünyadaki maden sahaları ile ilgili araştırmalar var. Bu araştırmalar çerçevesinde kendime bir çalışma alanı belirledim. Bir nevi haritada diyebiliriz. Define haritası. Evet. Ancak ulaşılması kolay olsaydı ortada define diye bir şey kalmazdı biliyorsunuz.
bu zorlu maceraya var mısınız? Dar kapıdan giriniz. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. İncil, Matta 7. Enteresan. Siz İncil'i tahrif edilmiş bir kitap olarak görmüyor musunuz Yusuf Bey? Ben Hazreti İsa'nın bu sözü söylemiş olma ihtimalini benimsiyorum. Aslında tam onun tarzı değil mi? Kesinlikle. Bir sonraki görüşmemizde define haritası üzerinde çalışmayı umuyorum. Aslında ben de harita üzerinde çalışmak için bir süreliğine İstanbul dışında olacağım. Döndüğümde görüşmeyi çok arzu ederim. Araç hazır. Sizi bekliyor. Yusuf Bey. Sorumu cevaplamaya mı geldin? Seni uyarmaya geldim. Sakın beni takip etmeye kalkma. İnan ki bana bulaşmak istemezsin. Sorularımın cevabını alana kadar peşini bırakmayacağım. Öktem. Senin için çok mu değerliydi? Benim için değerli olan yalnızca gerçeklerdir. Gerçekler aynı zamanda acıdır. Canın yanmasın. Ben hazırlıklıyım. Pekala. Ben seni uyardım. Katliamı böyle yansıtmayı nasıl başardınız? Bilirsiniz, vakalarla haberlerin arası daima açıktır. Dostumuz Ferdinand bu kanunu tatbik etmekte çok başarılıdır. Dostumuz Ferdinand'ın kiralık kalemlerinden bizim bölgeye de getirtmek lazım. Orada onlardan bol ne var? It's a show business. Türkçe konuşalım lütfen. Ortak dilimiz. Körfez Savaşı'nda aldığım en önemli görev canlı yayın ekipmanını korumaktı Mervan Bey. İşimi çok seviyordum. Çünkü sınırsız ateş etme yetkim vardı. Çok geçmeden ben de gösteri dünyasına girmeye karar verdim ve Dark River'ı kurdum. Yeni filmimde başrolde siz oynuyorsunuz. İki aşiretin arazisine konup bölgede liderliği ele geçiriyorsunuz ve sonrasında happily ever after. Af buyur. Dostumuz Ferdinand artık şartların olgunlaştığını söylüyor. Liderliğinizi ilan edip aşiretleri birleştirmeniz için önünüzde bir engel kalmadı. Haberlere de konu olan hadise sonrası gözler benim üstümde olacak. Bir süre olayın yankılarının dinmesini beklesek. Bütün yankıları dindirecek olan Dark River'ın seçkin bir komutanını emrinize vereceğim. Dark River deposundan size iletilmesi için mühimmat yüklendi bile.
Tamam. Sağ ol, eyvallah. Hadi, gidiyoruz. Çok hızlısınız. Hızı severim. Siz de acele etseniz iyi olur. Bir an önce gidin, size ait olanı alın. Çok yakında biz de sizin aranıza katılacağız. Dark River komutanını bizzat seçip görevlendireceğim. Hazırlıklar tamam mı? Füzeler yola çıktı. Füzelerden sonra olacakları soruyorum Ariel. Nasıl konuştuysak öyle. Türkiye şeritten atılacak füzelerle savaşa doğru sürüklenirken halk da türlü fitnelerle sokağa dökülecek. Nasıl olacak o iş? Yap da görelim. Buyurun öyleyse ofisime geçelim. Şimdi seninle küçük çapta bir hareket başlatalım. Sisteme kullanacağım kişinin özelliklerini girdim. Bana 8 tane seçenek sundu. Ben şunu seçtim. Adamımız birbiriyle alakasız sokak olaylarına karışmış. Sosyal paylaşım sitelerinde tepkilerini sıkça paylaşmış. Tepkime müsait, evet. Kesinlikle. Üstelik banka hesabında kaynağı belirsiz hareketlilikler olmuş zaman zaman. Ben de şimdi cep telefonuna bir mesaj atıp onu yine özenle seçtiğim bir hedefe yönlendiriyorum. Yanına aldığı her kişi için de ödül vaat ederek. Kendi gözlemcimi de olay yerine yönlendiriyorum. Şimdi bir süre bekleyeceğiz. Peki Monsieur Ariel, şov başlasın. Bu gölgenin adı sanı yok mu? Kim bilir kaç tane vardır. Ben birkaç tanesini biliyorum. Şerefsiz, haysiyetsiz. Erhan. Bu füzeler savaş çıkarır. Öyle ufak tefek adamın yapacağı iş değil bu. Büyük çaplı bir iş. Yasin, sen de beni zıvanadan çıkarmaya mı uğraşıyorsun kardeşim? Başlayacağım şimdi onun çapına. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Öyle deme Erhan. Adam ocağımızı ateş düşürdü. Biz hala bir gölgenin peşindeyiz. Kimi aradığımız bile belli değil. Hah. Abi arıyor. Abi mi? Efendim Oktay. Cahit, Sabri ile ilgili ilk işlem yapıldı. Ama sizden biri burada olursa... Dışarıya haber sızmadan meseleyi halledebiliriz. Tamam Oktay, anladım. Bakacağız. Sabri'nin emniyetteki işlerini halletmek için biriniz gelseniz iyi olur diyor.
Ben gideyim. Hırsımı ondan alayım. Sakın Ayran. Hadise çıkarma. Abinin durumunu tehlikeye atarsın. Adamları polisin aldığını bu gece kimsenin duymaması lazım. Biliyorum o kadar Necahit. En azından konuşup rahatlıyorum. Ne yapayım? Ne oldu? Abiden haber geldi. Yola çıkıyoruz. Nerede görünüyor peki? Körfezi geçmişler. Yoldalar. Nereye gidiyor bu adamlar? Ne bileyim ben. Türkiye'nin her yerinde elleri kolları var bunların. Ben Seyah Sancak ekibine de haber vereyim. Onlar da bizim güzergahımızda hareket halinde olsunlar. Nedir durum? Anlaşıldı. Teşekkürler. Çok yakında tekrar görüşeceğiz. Civardan gelenlerin de katılımıyla 40 kişilik bir hareketlilik yaşandı. 9 yaralı ve 20 gözaltı var. Artık yola çıkabiliriz. Show must go on, Ariel. Ne oldu evladım sana böyle? Kiminle kavga ettin? Kavga etmedim Sabey amca. Dayak yedim. Kimden yedin dayağı oğlum? Ben yanlış bir şey yapmadım. Kimseye sataşmadım. Çay ocağının önünden geçerken sokaktan bir grup gencin Şükrü amcaya saldırdığını gördüm. Engel olmaya çalıştım. Kim neden saldırır Şükrü efendiye? Hay Allah. Bizim mahallenin gençleri. Niye saldırmışlar zavallı adama? Ne istiyorlarmış ondan? Tanımıyorlar mı Şükrü amcalarını? İçlerinden birine sordum. Önemli bir yerden mesaj almışlar. Ya Şükrü amca Şiddet militanıymış. Gençleri Şedid'e gönderiyormuş. Ne alakası var evladım? Şükrü bizim 40 yıldır tanıdığımız mahallemizin en dürüst esnafı. Sakallı olan herkes Şiddet militanı mı oluyor? İnsanlara nefret kültürünü bulaştırıyorlar. Zaten o da öyle söylüyordu. Yanlış yapıyorsunuz diye. Ama derdini anlatamadı. Dinlemediler bile. Polis gelinceye kadar hırpaladılar adamı. Biz birkaç kişi engel olmaya çalıştık. Ama elimizden bir şey gelmedi. Ne istediler zavallı adamdan? Vatanını, milletini seven, inançlı bir adama
sırf sakallı diye saldırıyorlar. Bu milleti bölmek için gençlerin kanına giriyorlar. İşin kötüsü, polis geldiğinde kavgayı başlatan kişi ortada yoktu. Tabii ya, at iftirayı, saldır ve yok et. Şimdi her şeyin kolayı var. Herkesin elinde sözde bir akıllı telefon, kendi aklımızı kullanmayı unutturdu bize. Akıllı telefon kullanmayalım mı? Kullanın tabii ama önce aklınızı kullanın. Müthiş bir bilgi kirliliği var. Her an her yerden her türlü mesaj yağmuru altındayız. Uyanık olmalıyız. Düşünmeden hareket etmek bu milleti yok eder. Şu elimizdeki telefonlardan daha akıllı olmak zorundayız evladım. Bizim akıllı olmamız yetecek mi? Yetmez ama oyunu bozar. Bak, sana bir hikaye anlatayım da dinle. Vaktiyle konağın birinde evin hanımı kahyasıyla sohbet etmektedir. Hanım bir ara beyini çok sevdiğini ama onun kendisini sevmediğini dile getirir. Kahya, tanıdığı bir büyücünün bu derde derman olabileceğini söyler. Ama büyü için hanımın beyinin sakalının alt kısmından bir tüy kesmesi gerektiğini söyler. Eğer bu büyüyü yaptırabilirse beyi hanımına aşık olacak, her dediğini yapacaktır. Hanım kahyanın tavsiyesini kabul eder. Kahya akşam evin beyi gelince ona hanımının gece kendisi uyurken boynunu keseceğini söyler. Adam inanmaz. Eşinin kendisini çok sevdiğini söyler. Kahya gece kesinlikle uyumaması gerektiğini, dediklerinin doğruluğunu göreceğini söyler. Gece olunca bey uyuma taklidi yapar. Hanımı da elinde tuttuğu usturayla sakalından tüy kesmek için boğazına doğru uzanır. Tam o anda adam hanımını kolundan yakalar. Ve ne yapmakta olduğunu sorgulamadan hanımının boğazını keser ve öldürür. Kahya hanımın kardeşlerinin yanına gider. Ve onlara eniştelerinin kız kardeşlerini öldürdüğünü söyler. Onlar da kız kardeşlerinin ölüsünü görünce sorgusuz sualsiz eniştelerini öldürürler. Bu sırada kahya evin beyinin kardeşlerine gider ve onlara yengelerinin akrabalarının kendi kardeşlerini öldürdüklerini söyler. Adamlar da kardeşlerinin ölüsünü görünce sorgusuz sualsiz yengelerinin kardeşlerini öldürmeye giderler ve birbirlerini öldürürler. Ve böylece iki aile de yok olur. Kahya da iki ailenin malına sahip olur. Bir kişinin de aklına olayın aslını soruşturmak gelmemiş mi? Gelmez. Düzen öyle bir kurulur ki sen yalnızca senaryoda yazılanı oynarsın. Fitne tohumunu eken de bu hikayede olduğu gibi hasadını toplar gider. Peki aklımızı kullanmaktan kastınız nedir Süha Bey amca? Ne duyarsanız duyun, muhakkak kaynağını öğrenin. Sorun ve sorgulayın. Kimsenin lafına göre hareket etmeyin. Öktem'le Londra'da tanışmış olabilirler. O kayıp zamanda neler oldu Yusuf? Biz yola çıkmak için hazırız Asya'cığım. Ben de Urfa'dan sonraki yolculuklar için hazırlıklarımı tamamladım.
Ariel uçuşla ilgili düzenlemeleri yaptı mı? Evet, her şey hazır. Bir tek sen eksiksin. Tam vaktinde havaalanında ol. Hemen çıkıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Çok şıksın. Otursana. Önemli bir görüşmeden geliyorum. Ferdinand'la görüştüm. Bu görüşmeyi öncesinde değil de sonrasında duymamın bir sebebi olmalı. Tahmin edebileceğin sebepler. Sizin iş ortaklarınız konusunda biraz hassasım. Kabul ediyorum. Ancak siz de bunun sebeplerini takdir edersiniz. Elbette. Elbette ederim. Ama Sinitiyatif ile işbirliği çok önemli bir fırsat. Şüpheci yaklaşımlarımla sizin çalışmalarınızı gölgelemek istemedim. Bu yüzden özel bir görüşme talep ettim. Sonuç? Özellikle bazı alanlarda ortaklığımızın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Ben odama geçip biraz çalışacağım. Tabii oğlum, nasıl istersen. Yusuf. Bak oğlum. Ne olursa olsun şüphelerini benimle paylaşmanı tercih ederim. Senin tecrübelerin benim çalışmalarımı asla gölgelemez. Bilakis yolumu aydınlatırsın. Seninle gurur duyuyorum. Mete ile görüştüm. Polat Alemdar Smith'in mekanına baskın yapmış. Smith'in kaçırdığı bir profesörü mekandan almış. Smith? Yaşıyor mu? Evet ama ciddi bir yara almış. Mete onu özel bir ambulansla Londra'ya naklettirmiş. Merhaba, hoş geldin. Sağ olasın Oktay. Bizi çağırmışsın. Bizlik bir şey mi var? Yanlış bir şey yapmayalım. Yanlış anlaşılma olmasın diye burada olmanızı istedim. Yoksa zaten biz devlet adına gerekeni yapacağız. Abi ne oluyor? Devlete hizmetin karşılığı bu mu yani? Sen karışma Sefer. Sen karışma deniyorsa karışma. Haddini bil. Devletin olduğu yerde, Polat Alemdar'ın isminin söylendiği yerde... ...senin gibi adamlara susmak düşer. Abi yaptıklarınızın karşılığını devlete canınızı emanet ederek veriyor. Bir süre burada misafirimiz olacaksınız. Eyvallah. Polat'ın bizim için bir çıkar yol aradığı aşikar. Abinin operasyonu bittiğinde füzelerin sizden devletin baskınıyla alındığı söylenecek. Ancak şu anda mevzunun tamamen gizli kalması gerekiyor. Bizden yana tamamdır. Can çıkar, laf çıkmaz. Ama bu arkadaşım bir de devleti maden meselesinde dolandırma durumu var. Ben ayağıma kadar gelmişken onu nasıl görmezden geleyim? Oktay kardeşim, biz sana kanunsuz bir iş mi yap dedik? Hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapın. Hesaplansın, sonra da cezalarını ödesinler. Sonuçta yetimin öksüzün hakkı var. Bu malzemeyle burada Sabri Bey'i tutarım da...
Bunu ne yapalım Erhan? Salın gitsin gülüm. Ceza uzun sürerse temiz çamaşır getirir abisine. Serdar. Hadi sen çık. Haber ver işe dostu. Telaş etmesinler. Sen nasıl münasip gördüysen abi. Abi müsait misin? Gelsene Kenan. Yoğunsun galiba bu saatte burada olduğuna göre. Evet. Prototipi bitirmeye çalışıyoruz. Senin için bir şey aldım. Babamın bana çocukken aldığı kalemin aynısı. Nereden buldun bunu? Küçük bir araştırma yaptım. Çok severdim bu kalemi. Hatırlıyor musun? Kaybolunca babamdan gizli yenisini aramıştık her yerde. Bir yanlışım var ama. O kalem kaybolmamıştı. Hani sen yine okuldan birileriyle kavga ederken kalem cebinden yere düşmüştü. Çocuk da üstüne basıp ezmişti. Bir kere de kalem için dövmüştün çocuğu. Açma şimdi eski defterleri. Çocukluk işte. Başınızı çok ağrıtıyordum değil mi? Benim için sorun yoktu abi. Zaten Yusuf'un kardeşi diye kimse dokunamıyordu bana. Ama babam çok endişeleniyordu senin için. Okulunu bitiremeyeceğini düşünüyordu. Haklıydı da. Ama ben hep senin potansiyelinin farkındaydım abi. Hep babama karşı savunurdum seni. Zaten bu kadar özel biri olmasan İngiltere'deki okula kabul etmezlerdi seni. Azra'yı görmeye gittim. Görüştünüz mü? Hayır. Evine, ofisine baktım ama yoktu. Benim de aklıma Selin'i aramak geldi. Selin'i hatırlıyorsun değil mi? Azra'nın İzmir'den arkadaşı. Aa evet evet hatırlıyorum. Ne dedi peki Selin? Birkaç gün önce konuşmuşlar. Ona tatile çıkacağını söylemiş. Biraz kafa dinlemek istemiş herhalde. Demek ki o yüzden kapalıymış telefonu. Evet. Sana bir şey itiraf edeceğim Kenan. Azra'yı birlikte gördüğüm kişi hakkında yanılmışım. Her zamanki gibi yine ben haklı çıktım yani. Evet, öyle görünüyor. Ama merak etme. Azra dönünce kendimi affettirmenin bir yolunu bulacağım. Sana uzun süre kızgın kalamaz zaten. Neyse, ben çalışmaya devam edeyim. Ekip beni bekliyor. Tamam kardeşim. Kalem için sağ ol. Görüşürüz.
Ben çocukluğumdan beri beni uyaranların hikayelerini dinliyorum. Benim anlatacaklarım hikaye değil. Benimle ilgili ne biliyorsunuz ki? Dedenin ve babanın hizmet ettiği büyük ortakları seni özel yeteneklerle donatıp Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ülkeyi yönetecek adaylardan biri olarak yetiştirdiler. Sen onlar için göreve geldiğinde sana verdikleri her şeyi fazlasıyla geri isteyecekler. Babana yaptıkları gibi. Hiçbir şey anlamadım. Hemen anlamanı beklemiyorum zaten. Babanın gerçekten kim olduğunu, kimlerle çalıştığını bilmiyorsun daha. Ama seni biliyorum. Sen benim aileme düşmanlık edensin. Benim ailem bu ülkenin en büyük güçlerinden biri. Bizi ihanetle suçlayan biriyle konuşacak bir şeyim yok. Evrakınızı alalım. Kontrol etmem lazım. Cevat Bey sizin müdürünüz değil mi? Kendisi bu gece yok. Ben ilgileneceğim. Tamam. Biz evrakları hazırlayalım. Efendim, bir sorunumuz var. Durdular. Bu yolun sonu Akçakale sınır kapısı. Suriye'ye geçecekler. Sınırın öbür tarafı artık şiddet kontrolünde. Abiden haber gelene kadar burada bekleyeceğiz. Kuzey 38-47 doğu.
Düsseldorf, Almanya. Tel Aviv'e gidiyoruz. Abi Tel Aviv'e gidiyoruz diye mesaj atmış. Bir an önce hazırlıklarımızı yapıp önden gidelim. Tamam. Ben Siyah Sancak ekibini de oraya yönlendireyim. Ama bize sınırın öbür tarafında başka bir araç lazım. Ben hallederim. Alo, Cihat. Kamyonu açın. Kontrol etmem lazım. Kamyonun sahibi geldi. Onunla konuşursun. Fark etmez. Kamyonun içinde ne olduğunu görmeden buradan çıkamazsın. Biz araçtan çıkmıyoruz. Sen işini hallet ve dön. Fazla uzun sürmez. Ne oldu? Sizin söylediğiniz Cevat adındaki müdür bu gece yokmuş. Yerine bakan adam da işlemimizi yapmıyor. Yapar, yapar. Ariel burada sürpriz bir olay çıkarmayacak, değil mi? Hayır. Onun genel taktiği savaşmadan kazanmaktır. Savaş sanatı bunu söyler. Sen de buna inanıyor musun? Evet. Ben inanmıyorum mesela. Şu anda neden bu arabada hapsolduğumu ve aşağıya inemediğimi anlayamıyorum. Burası güvenli değil. Her an beklenmedik bir hareket olabilir. İşte ben de bu belirsizliği seviyorum Asyacığım. Böyle davranıyorsan bir planın olmalı. Hayır. Karşımdakilerin planı olmalı. Ben hedefime doğru hareket ederim. Düşman benim arkamdan plan yapar. Bu söylediğin kitaba aykırı. Asyacığım,
Belki de o 2500 yıllık şaheser kitabı yeniden yazarız. Kendi neslimiz için. Araçlardan biri İstanbul'a geri dönsün. Tek araçla Tel Abyad'daki depoya kadar kamyona eşlik edeceksin. Orada buluşuruz. Kamyonu da bölgeyi bilen bir şoför kullansın. Tamam efendim. Gidebiliriz. Bu coğrafyada para tanrı kadar iş görüyor Ariel. Hangi coğrafyada öyle değil ki? Cahit, ne kadar vereceğiz bu adama? Kime, ne vereceğiz? Ya bize araba ayarlayan adama kaç para vereceğiz? Para vermeyeceğiz Yasin. Selam vereceğiz. Her şey para değil. Eyvallah. İşte geliyor. Hoş gelmişsiniz Cahit abi. Sağ olasın Cihat. Merhaba. Merhaba abim. Polat abim nasıl? Onun da durumu iyidir inşallah. İyidir Cihat. Çok selamımı iletirsiniz. Ellerinden öperim. Allah ondan razı olsun. Cihat kardeş, bizim işimiz biraz acele. Tamam abim benim. Buyurun, aracınız burada. Uygun mudur Cahit abi? Sağ olasın Cihat. Tam istediğimiz gibi. Yağ, suyu, mazotu, her şeyi tamam. Yapabileceğim başka bir şey var mı abi? Sen bizim arabayı al, dönüşte haberleşiriz. Tamam abi. Hadi selametle. Sağ olasın. Buradan sonra haberleşme uydusu devre dışı. Artık telsizle iletişim kuracağız. Sinyal gitti. Bir terslik mi oldu acaba? Abiyi fark etmiş olmasınlar. Belki de sadece bir güvenlik önlemindir. Burası küçük ama çok karışık bir bölge. Eğer sinyal alamazsak yerlerini tespit etmemiz çok zor.
Yavaşlayın, duruyoruz. Arkadan ses geliyor. Kontrol edeceğiz. Dikkatli olun. Hadi yürüyün. Sen mi getirdin bizi buraya? Çok kötü şoförsün. Niye telefon çekmiyor burada? Uydu sinyalini kesmişler. Vurdun adam söyledi. Kim bu adamlar? Bilmiyorum. Kimin için çalışıyorsun? O tuttu beni. Bana para verdi. Hiçbir şey bilmiyorum. Beni bırak. Kimseye bir şey söylemem. A01TR34. Cevap ver. A01TR34. Cevap ver. Cevap ver. A01TR34. Cevap ver. TR34 dinlemede. Teslimat noktasına varış için hesaplanan süreniz yarım saat içinde doluyor. Bulunduğunuz yeri bildirin. Varış noktasına 20 dakikalık mesafedeyiz. Anlaşıldı. Ben Ariel, biz geldik. Sen de Tel Abyad'da mısın? İşte benim gizli hazine masyacım. Demek Dark River buradan besleniyor. Sadece benim ordum değil. Bölgedeki birçok silahlı gruba malzeme veriyor. Düşmanlarına da mı? Silah verdiğim herkes benim dostumdur Asya. Ya yarın sana saldırırlarsa? Elinde hangi silah olduğunu bilirsem onu neyle yeneceğimi de bilirim. Ama hep düşmanlarımdan değil dostlarımdan da bahsetmek isterim. Savaş mağdurları, zavallı çocuklar, mülteciler. Ben bu gücü kullanarak günü geldiğinde bütün o insanları kendi topraklarımda bir araya getireceğim. Biliyorsun, kansız bir barış asla olmaz. Bu bilgiler Gölge'nin kitabından.
Şimdi gecikmeden gidelim. Tamam. Ariel. Keyfinizi bozmak istemem ama toplantı için çıkmamız gerekiyor. Adamımız hazır mı? Evet. Otelde bizimle görüşmek için bekliyor. Bu bekleyen silah satışı yapacağın adam mı? Evet. Hem para kazanacağım hem de yeni bir dost. Bu toplantının içeriğiyle ilgili benim bilmem gereken başka bir şey var mı? Ne gibi? Mesela adamı toplantının ortasında öldürecek misin? Hayır. Espri güzeldi. Senin ekip hazır mı? Hazır. Bütün bu bölgede istediğimiz her noktaya ulaşabilecek durumdayız. Güzel. Beklerken bölgede bir arama çalışması da yapabiliriz. Hamle yapmaya kalkarsak planı bozabiliriz. Abi gerektiği zaman haber verip bizi çağıracaktır. O zamana kadar beklemek en doğrusu. Evet. Depo nerede? Bilmiyorum. Uzatma. Bilmiyorum. Tarif edilen yer burası. Aracı şuraya çek. Bir şey yapayım da. Ben ölmek istemiyorum. Sözümü dinlersen ölmezsin. Anladın mı? Anladım. Yürü. İstanbul'dan geliyoruz. Emanetinizi getirdik. Ne zaman indirirsiniz? Araç burada kalacak. Siz içeri girip işlemlerinizi yaptırın. Bekleyeceksiniz. Ne kadar bekleyeceğiz? Teslimat yarın sabah yapılacak. Yetkili kimse yok. Peki ne yapacağız? İçeri girin, koridorun sonundaki odada kayıt yaptırın. Tamam. Bu kamyon sondu. Bu gece bütün giriş çıkışlar bitti. Dolu. Gel. Aracın plakası. Bu kadar saat yol gelince yoruldum.
34 AD 85-90. Tamam, kimlik? Yandaki merdivenlerden çık. Yukarıda bekleyeceksin. Alo. Cahit benim. Abi, ne durumdasın? İyiyim. Siz neredesiniz? Tel Abyad sınırında bekliyoruz abi. Yasin'in elemanları da hazır mı? Her şey hazır abi.
Efendim? Benim Erhan. Efendim abi? Hemen bilgisayar başına geç. Sana şimdi güvenli bir hat üzerinden bilgiler göndereceğim. Sana gönderdiğim bilgileri kaydet, sonra da istihbarata bildir Erhan. Tamam abi. Gönderdiğim koordinatlara uygun şekilde hazırlığınızı yapın. Yarına kadar bekleyeceksiniz. Ben size haber verdiğimde hiçbir aksilik istemiyorum. Tamam. Sıkıntı var mı? Yok, çocuklar hazır. Güzel. Sabah olsa da gidip bitirsek bu işi. Az kaldı sabaha. Özlemişim arazide sabahlamayı. Sakin, sessiz, huzurlu. Bırakmazlar ki. İlla bir bela gelecek. Dur Yasin. Sessiz, sakin, huzurlu olmamız lazım. Şiddet bunlar. Yok. Mefta bunlar. Kimsiniz siz? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Uzun yolcuyuz. Gece yol almayalım diye mola verdik. Türkiye'den mi geliyorsunuz? Evet. Daha öğrenemediniz mi? Sizi burada istemiyoruz. Kimliğinizi göreyim. Senin kimlik nerede? Çantada. Seninkinin yanında. Sen dur. Sen getir kimlikleri. Toplayalım şunları da gidelim buradan. Hadi. Zaman geçiyor işte. Bunları toplayıp arabayı kaybedene kadar sabah olur.
Sizlerle çalışmaktan şeref duyarım. Para sana şereften daha fazlasını verebilir. Eğer işimizi tam istediğimiz gibi yaparsan, Ariel sana çok daha fazla para verebilir. Gerekeni yapacağımdan şüpheniz olmasın. Yarın sabah teslim alacağım füzeyi Şedid topraklarından Türkiye'ye göndereceksin. Bu kadar çabuk bitmesini beklemiyordum. Ben hızlı olmayı tercih ederim Asya'cığım. Ben de net ve dürüst olmayı tercih ederim. Bana silah satışı yapacağını söyledin. Ama adam elinde çantayla çıktı. Sen aldın mı? Sattın mı? Benim yapacağım silah satışının parası çantalara sığmaz Asya'cığım. Bu sadece aracılarla yapılan bir ön görüşmeydi. Hepsi bu. Asıl iş yarın. Sen bana yine eksik bilgi verdin. Sana işini yapabileceğin kadar bilgi veriyorum. Bunu sen söylemiştin. Senin işin beni korumak. Bu gece otelden çıkacak mısın? Yok, bilmem. Hayır. Sabah görüşürüz. Çok soru soruyor. Susmasındansa soru sormasını tercih ederim Ariel. Senin tercihlerinin hep iyi sonuçlarını gördüm. Yarın da bunun en güzel örneklerinden biri yaşanacak. Türkiye savaşa girecek. Ve sonunda ben kazanacağım. Eğer mezarımda rahat uyumamı istiyorsan, Stefan'ın intikamını al. Sen vodkayı seversin. Keyfini çıkar. İster ateşte yan, ister suda bul. Thank you.
Lütfen başsağlığı dileklerimi kabul edin. Sizi tanıyor muyum? Beni değil ama temsil ettiğim kişiyi tanıyorsunuz. Karun size taziye dileklerini sunmamı istedi. Sizi buraya kadar taziye için mi gönderdi? Karun'un size ilginizi çekecek bir teklifi var. Şu an annemin cenazesinden başka hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Eminim söyleyeceklerimi dinlediğinizde fikriniz değişecektir. Anneniz de beni dinlemenizi isterdi. Annemi defnettikten sonra onun ruhunu uğurlamak için burada vodka içeceğim. Sizi o zaman dinleyebilirim. Erhan günaydın. Günaydın Oktay. Gel otur şöyle. Sabah sabah arayınca önemli diye hemen geldim. Çok önemli. Konu nedir? Avrupa'dan Orta Doğu'ya Türkiye üzerinden silah taşıyan bir şebekenin bağlantıları. Nereden aldınız bunu? Abi kaynağından gönderdi. Tamam. Kontrol edip hemen yasal başvuruları yapacağım. Bence fazla oyalanma. Destur var mı Erhan abi? Vay pusatım. Kimler gelmiş? Sana destur olmayacak da kimi olacak pusatım? Hı? Geçmiş olsun kardeşim. Geçti gitti çok şükür. Abi yok mu? Abi dışarıda. Seni de içeride yoklayamadık bu saat. Olur Erhan abi. Hem içeride abinin ismi yetiyor. Benim rahatım yerindeydi. Asıl orada işin, dostun şehadetini duyup da bir şey yapamamak beni bitirdi abi. Nasıl oldu abi? Kimmiş bu adamlar? Neymiş dertleri? Deşme yaramızı pusat. Dur sana bir çay demleyelim. Hazırda çay yok mu abi? Yok. Bu Süha babanın özel karışımı. Hele bir bak gülüm. Buyur abi. Bize Süha babanın bitki çayından demle. Peki abi. Sana öğrettiğim gibi demle ama, tamam mı? Bardaklar temiz olsun. Tamam abi. Abi çay işini beceremiyorlarsa ben anlatayım. Tecrübe konuşuyor de. Eyvallah. O işleri geçeli çok oldu pusat. Sizi böyle bir günde bana gönderdiğine göre Karun'un cenazelere saygısı yok. Ziyaretimi saygısızlık olarak algılamayın.
Karun acınızı paylaşıyor. O da sizin gibi yakın bir zamanda bir aile ferdini kaybetti. Karun'la benzer kaderleri paylaşıyorsunuz. Ortak bir düşmana sahipsiniz. Benden ne istiyorsunuz? Kardeşinizin intikamını almanızı. İntikamımı almak için size ihtiyacım yok. Eğer bize ihtiyacınız olmasaydı, Polat Alemdar şu an sağ olmazdı. İntikamınızı almanız için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi vereceğiz. Polat Alemdar'ın peşine kendisi düşmediğine göre... Karun, kardeşinin başına gelenlerden korkmuş. Onu yeterince tanıyor olsaydınız, böyle konuşmazdınız. Karun işlerini kendi yapmayı sevmez. Rica eder. Karşılığında da dostluğunu verir. Karun'un dostluğu dünyadaki en değerli şeylerden biridir. Polat Alemdar benim kardeşimi öldürdü. İntikamımı onu değil, kardeşini öldürerek alacağım. Önce bu acıyı yaşamasını istiyorum. Safiye Karahan'la en son bu adreste görüldü. Eminim bundan sonrasını halledebilirsiniz. Teslim alacağım mal bu kamyonda. Nerede bunun şoförü? Geceden geldiler, içeridedir. Benim kontrol etmem lazım. Git çağır şunu. On dakikaya çıkıyoruz. Ne zaman isterseniz Fräulein. Bugün füze patladıktan sonra Asya'ya ne açıklama yapmayı düşünüyorsun? Arya, dünyada patlayan her bombanın suçlusu ben miyim? Kesinlikle değilsin. Ama istersen olabilirsin. Birlikte başaracağız Ariel. Ben kendi devletimi kurup orada barış hakim olana kadar dünyadaki her savaşta mutlaka benim bir silahım patlayacak. İçeride şoförü bulamıyorlar. Ne demek bulamıyorlar? Açın şunu. Çıkabiliriz. Alo. Ne? Büyük bir sorunumuz var.
Ben hemen hazırlık yapıyorum. Burayı hemen terk ediyoruz. Neler oluyor Ariel? Bu nasıl mümkün olur Ariel? Emrin nedir Ariel? Polat Alemdar depoda. Onu derhal bulun ve öldürün. Polat Alemdar burada. Dark River üstünde. Derhal yakalayın ve öldürün. Siz de benimle gelin. Merkez orada mısın? Merkez orada mısın? Merkez cevap ver. Merkez duyuyor musun? Merkez cevap ver. Onunla konuşmak istiyorum. Bana mikrofonu aç. Bu çılgınlık. Onu daha beter üstümüze salacaksın. Ariel! Polat şu anda benim karargahımda. Dark River'ın kalbinde. Daha ne yapmasını bekliyorum. Tebrik ederim Polat Alemdar. Hala saklandığına göre sen gölge olmalısın. Bundan daha fazlasını bekleme. Benim peşimden geldiğin sürece gölgelerle boğuşacaksın. Kimin gölgesi olduğunu bulacağım ve seni o kana buladığın topraklara gömeceğim. Yeah, yeah. Benim hayalim bu, Polat Alemdar. Kanlı haritamı bulmuş olmalısın. Tam olarak orada gördüğün gibi. İki nehir arasını kaynağından denize döküldüğü noktaya dek kuşatacağım. Yakacağım ateş bütün coğrafyayı saracak. Ve küllerinden yeniden Babil ülkesi doğacak. Bilmem anlatabildim mi? Bu tarih öncesi efsanelerle meşgul olacağına... Yakın tarihe bir göz atsaydın, gerçekleştiğini görürdün. Türkiye böyle saplantılı ruhların hayallerini kabusa dönüştürmekle meşhurdur. Sen de payına düşeni alacaksın. Elbette alacağım. Ama benim yapacağım taksimatla Polat. Ülkenizin doğusundan istediğim toprakları alacağım. Ve istediğim ülkeyi kuracağım. Ama merak etmeyin. Siz de batıda Avrupalılık oynamaya devam edebilirsiniz. Kimin oyun oynadığını tarih gösterecek. Oyunu kimin kazandığını da. Kendine güveniyorsan bulunduğun yeri söyle. Ve benim gelişimi bekle. O zaman oyunun sonunu bizzat görürsün. Her zaman beklerim. Bana çıkan yol... Sevdiklerinin canından geçiyor biliyorsun.
Cehennemde de olsan senin için geleceğim. Nereye gidiyor bu adam? Dark River nerede Ariel? Hepsi öldü. Nasıl olur Ariel? Kim bu? Kim bunlar? Polat Alemdar hazırlıklı gelmiş. Her şey tamam mı Yasin? Tamam. Siyah Sancak emrinizi bekliyor. Patlatın. Ekip, koordinatları verilen noktayı vurun.